Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Son birkaç yüzyılın en büyük felaketini getiren doğa olayı 28 Temmuz 1976 yılında Çin'in Tangshan şehrini vurdu. Birkaç dakika içinde şehrin çok katlı yüzlerce tuğla yapılarını dördünün dışında hepsinin zarar gördüğü ve çoğu uyumakta olan insanları örttüğü bir durumdu. Trenler raylarından çıktı, karayolu köprüleri çöktü, sular ve elektrikler kesildi. 10 bin maden işçisi yer altında kaldı. 3 yıl sonra ölü sayısı resmen açıklandı. 242 bin insan hayatlarını kaybetti ve 164 bin kişi ise ciddi şekilde yaralandı. Çinli görevliler sismoloji bölümünün hiçbir uyarıda bulunmadığını itiraf ettiler. Gerçekten de Tangshan'daki bu muazzam deprem herkesi şaşırtmıştı. Çünkü bu bölgede böyle bir deprem olabileceğine pek ihtimal verilmiyordu. Ne gariptir ki bu deprem felaketi aynı ülkede başka bir depremin önceden başarılı bir şekilde tahmin edilerek binlerce hayatın kurtarılmasından sadece bir yıl sonra olmuştu. Önceki durumda Çinli görevliler bir deprem olacağını tahmin ettikleri Haiching bölgesindeki insanları soğuk Şubat gecesinde dışarıda tutabilmek için açık hava sinemalarında filmler gösterdiler ve deprem tam tahmin edilen zamanda oldu. Haiching'deki bu tahminin tutması üzerine basında çıkan coşkulu haberler artık gelecekte deprem tahminlerinin de hava raporlarına benzer güncel olaylar gibi olacağı izlenimini yaratmıştı. Oysa Tangshan felaketi bunun aksini gösterdi. Şimdi ise bilim adamları depremleri önceden tahmin edebilirler mi sorusunun cevabı bazendir diyorlar. Depremlere neden olan etkenler. Depremin tahmin edilebilmesi nedenleriyle ilgili çeşitli varsayımlara dayanır ve bu tahminlerin doğruluğu ise değişkendir. Önceden tahmin edilemeyen muazzam depremler olduğu gibi kesin tahminlerden sonra olmayan depremler de vardır. 1976 yılında Dr. Brian Brady adında Amerikalı bir jeofizikçi Peru'nun başkenti Lima'da korkunç bir deprem olacağını tahmin etti. Daha sonra bu felaketin tarihini 1981 yılının Ağustos ayı olarak belirledi. Daha önce hiçbir bilim adamı bu kadar önceden bir depremin tam yerini, zamanını ve boyutlarını tahmin etme cesaretini gösterememişti. Dr. Brady'nin tahmini her ne kadar kamuoyuna açıklanmak üzere yapılmamış ise de bu tip haberlerin gizli tutulmasının zor olduğu da ortadadır. Sonuç olarak bu haber de dışarı sızınca Peru'nun başkentinde büyük bir korku dalgasına neden oldu. Temmuz ayında Dr. Brady bu tahmininden vazgeçti ve Ağustos ayı da depremsiz geçti. Celal Şengör ile yapılan bir röportajda şöyle: Celal Şengör, bizi ilgilendiren bu değil tabii ki. İngilizce'de iki kelime var. Birisi prediction, diğeri de focused. Hepsini tahmin ediyoruz. Prediction, hepsini kesin bilmek demektir. Hepsini önceden kesin bileceksin. Focused'ı ihtimal hesabı olarak yapabiliyoruz. Şu anda bunlar dünyanın her tarafındaki faal araştırma konularıdır. Deprem hakkındaki çalışmalar her geçen gün gelişme kaydediyor. Mesela deprem tetiklemesi hakkında çok yakın zamana kadar "Hayır efendim, bunlar birbirini tetiklemezler" diyorduk. Fakat 1999 depreminden sonra Hiro Karamori gösterdi ki İstanbul depremi bütün Yunanistan ve Ege'deki depremleri tetikledi. Yani istatistik olarak ortaya çıkan bu şekilde bir sürü deprem oldu. Ondan sonra ve bunların sebebi bizim 1999 depremidir, dedi. Depremlerin önceden bilinmesiyle haberciler ve gözlemler yeraltı su seviyesi değişimi, radon gazı, manyetik, elektrik, tilt, krip, deformasyon, pi dalgası hızı değişimi, kimyasal değişimler, iklim değişiklikleri, canlılardaki anormal davranışlar daha henüz tam değildir. Tek bir deprem habercisi kullanılarak deprem tahmini yapmak çok güçtür. Deprem habercileri fay mekanizmasına, gerilim paternlerine, fayların geometrik özelliklerine, komşu bölgelerdeki göreceli harekete, odak derinliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Çinli deprem bilimcilerinin başarıları yanında yanılgılar içeren depremlerin önceden kestirilme programlarından söz etmek gerekir. Örneğin 1976 Ağustos'unda
Guangzhou ve Hong Kong yakınlarında ilan edilen bir uyarı sonucu birçok insanın dışarıda uyuması için ikna edilmiş ancak herhangi bir deprem olmamıştır. Öte yandan herhangi bir uyarı olmaksızın oldukça yıkıcı depremler meydana gelmiştir. Örneğin 27 Temmuz 1976 tarihinde Pekin'in 150 kilometre doğusunda 1 milyon insanın yaşadığı bir sanayi kenti olan Tangshan şehrinde çok trajik bir deprem olmuştur. Şimdiye kadar dikkate değer habercilerden söz edilmiş, bazı habercilerin çok tuhaf, bazılarının ise tartışmaya açık olduğu görülmüştür. Bu belirsizliklerin dışında başarılı bir deprem tahmin yöntemi bulunmamaktadır. Nihayet dünyada depremlerin önceden kestirilmesiyle ilgili adımların ne olacağının yeniden düşünülmesi konusunda hararetli tartışmalar başlamıştır. Faydaki kaynaklara öncülük eden, kaymalara öncülük eden, hala gizemini koruyan kısa süreli haberciler hakkında temel araştırmaların yeniden gözden geçirilmesi önerilmiştir. Yukarıda bahsedilen bilgiler, deprem habercilerinin gerçekten depremlerin önceden bilinmesinde yararlı olup olmadığı tartışmasını gündeme getirmiştir. En azından haberci sayılmaları için ne gibi kriterler olması gerektiği de tartışılmaktadır. Ayrıca bu değişimlerin miktarı ve olması beklenen depremin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gösteren sayısal denklem de henüz çıkarılamamıştır. Bu gerçekler ortadayken radon gazında ne kadar artış oldu da depremin büyüklüğü 5.0 denilebildi? Ya da radon gazındaki artış ne kadar bir süredir devam etti de deprem 4 gün sonra olabilecek denilebildi? Veyahut da radon gazındaki artış Marmara'nın batısında olduğu zaman mı bu deprem Saros Körfezi'nde olabilecek denilebildi? Bu ilişkilerin belirlenmesi için deprem olayıyla haberci olayın arasındaki fiziki işlem açıklanmalıdır. Bütün bu sayılanlar yapılmadan depremlerin önceden bilinmesi tümüyle rastlantıdır. Eğer yukarıdaki tabloya bakarak, yani herhangi bir habercilerdeki artış miktarı, artış süresi ve artış yerine bakarak depremler tahmin edilebilecek aşamaya gelindiyse depremlerin önceden bilinmesi çözülmüş demektir. Bu durumda bu kişi ya da kuruluşa şu soruyu hemen sormak gerekiyor. Beklenilen İstanbul depremi bu tür habercilere bakılarak yer, zaman, büyüklük olarak tahmin edilebilir mi? Yani bu tür habercilerdeki değişimlere bağlı olarak ne kadar bir süre sonra, ne büyüklükte ve nerede olabilecektir? Diğer yandan bu ilişkileri formülize edebilmişler midir? Basındaki açıklamalara göre bu sorunların çözüldüğü görülmektedir. Ancak bu tamamen rastlantısal bir durumdur. Çünkü radon gazı ölçen istasyonlar muhtemelen Batı Marmara'da yoğunlaşmıştır. Marmara'ya komşu bölgelerde, örneğin Mudurnu Vadisi'nde, İznik çevresindeki radon istasyonlarında da bu tür değişimler oluşmuştur. Çünkü bu tür haberciler 500 kilometre hatta 1000 kilometre uzaklıktaki haberci istasyonlarda da gözlenebilmektedir. Bilim çevrelerinde bugün depremi önceden bildiğini iddia edenler genellikle kuşku ile karşılanmaktadır. Yukarıda sayılan deprem habercilerinin sürekli olarak ölçülmesi ve ölçümlerdeki değişmelerin olan depremlerle ilişkilerinin sürekli olarak incelenerek belli haberci modellerinin geliştirilmesini çalışılmaktadır. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta oturup Türkiye'de olacak bir depremi önceden bildiklerini iddia edenler çıkmaktadır. Türkiye'nin herhangi bir kırık hattı üzerinde genellikle birkaç yüz kilometrelik alan içinde biriken ya da birikmiş bir enerjinin açığa çıkacağı bir depremin oluşması olasılığını çok uzaktan algılamak için ancak ve ancak bu enerji biriken ve deprem olacağı varsayılan bölge içinde sürekli olarak ölçüm yapılabilen noktaların olması gerekir. Depremlerin önceden bilinmesi için son 20-30 yıl içinde giderek yoğunlaşan çalışmalar somut bir sonuca ulaşamamıştır. Bunun bir nedeni büyük depremlerin tekrarlanma aralıklarının en az 70-150 yıl olmasıdır. Deprem habercilerini izleme çalışmalarının en azından depremin ninelenme süresi en az 30 yıl öncesi kadar bir zaman geçtikten sonra bir sonuç vermesi beklenmelidir. Görünüş en azından gelecek yüzyılın ortalarına kadar depremlerin önceden bilinmesi konusunda somut bir sonuç alınamayacağıdır. Sismolojik alanda sürekli olarak yeni buluşlar yapılmaktadır. Dünyanın değişik ülkelerinde güvenilir kaynaklardan deprem uyarıları yapılmaktadır.
Parkfield, Kaliforniya projesi, Avrupa'da depremlerin önceden kestirilmesiyle ilgili çalışmalar konusunda olumsuz görüşlerin oluşmasına neden olmuştur. Parkfield depremi başarıyla tahmin edilmiş olsaydı bile maddi kayıp, bölgedeki sosyal karışıklık, ekonomik yatırımların azalması gibi sorunlar engellenebilir miydi gibi görüşler ortaya atılmıştır. Çok kısa süreli deprem tahminleri, sadece evde, iş yerlerinde, hastanelerde, yangın söndürmelerde ve hayat kurtarmada nasıl davranılacağı gibi deprem tehlikesini en hafif şekilde atlatılması konusuna izin verecek kadar kısa bir süre içermektedir. Diğer yandan daha uzun bir zaman öncesinden deprem uyarısı yapılsa bile sosyal karışıklığı, işlerin durması, yatırımların kesilmesini ve okulların kapanmasını engellemek mümkün olamamaktadır. Bu tür haberler arazi ve rant spekülasyonuna da açıktır.